Alpara'da yayınlanan Sinan Özedincik'le Sonat Bahar'ın sunduğu Biz Bize adlı programa oyuncular Gülenay Kalkan, Nazan Kesal ve şarkıcı Ada Sanlıman konuk oldu. Kesal ve Kalkan, Ercan Kesal'ın eşi, Tarık Ünlüoğlu'nun eşi olarak tanımlamak sizi rahatsız ediyor mu sorusuna samimi cevaplar verdi. Bu tabirlerin kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Kesal, eğer o kadın kendi hayatında varoluşu için mücadele vermişse onun üzerinden anılmak isteriz. Anneyiz, eşiz, çocuğuz, teyzeyiz, birinin de eşiyiz. Yaşamdaki varlığımızın sadece eşimizin üzerinden tanımlanması hoş değil. Kocama çok aşığım, hayran olduğum bir adamla evliyim. Ayrıca Ercan benden torpilli, o sonradan oyuncu oldu dedi. Ben sizinle ilgili mesela haberlere baktığımda zaman zaman, ikiniz çok önemli devlet tiyatrosu oyuncularısınız. Dizilerde, tiyatro sahnelerinde inanılmaz emek vermiş iki kadınsınız. Mesela haberleri bazen okuduğumda rahmetli Tarık Ünlüoğlu'nun eşi, İşte Ercan Kesal'ın eşi. Bu rahatsız ediyor mu bir kadın olarak? Yani bu kadar emek harcamış bir insan olarak. Yani bu dil daha doğrusu sizi rahatsız ediyor mu? Naz Hanım'dan başlamak Buyurun. İstiyorum. Aa, ben çok konuştum ama. Olsun. Valla ediyor. Neden? Şöyle yani bu bir babanın ya da bir erkeğin, eşin yani... Ötekinin üzerinden kadının tanımlanması beni rahatsız ediyor. Çünkü eğer o kadın kendi hayatında, kendi varoluşu için büyük bir mücadele veriyorsa ve vermişse ve bir ortaya bir şey çıkartmışsa tabii ki sadece ve sadece onun üzerinden anılmak ister. Biz hayatta hepimizin bazı rolleri var. Çünkü evet. Bütün dünya bir oyun sahnesi ve hepimizin oynadığı bir sürü rol var. Anneyiz, eşiz, çocuğuz, halayız, teyzeyiz, birinin de eşiyiz. Evet. Ama yaşamdaki varlığımız sadece birinin eşi üzerinden tanımlanması, kadınlar için söylüyorum bunu. Bunu bazen kadınlar kendileri de istiyor bu arada, onu da söyleyeyim. Evet. Ama ben bunu isteyen kadınlardan biri değilim ki kocama çok aşığım, hayranım, hayran olduğum bir adamla evliyim buna rağmen. Evet. Bu başka bir şey tabii. Sözünü ettiğimiz şey yani başka yok bir şey. Sayılm yani onun üzerinden tanımlanmak aslında birinin eşi olmak ürettiğin kendini yeniden var ettiysen eğer hayat içinde onu yok sayan bir söyleme doğru gidiyor. Bundan Ercan Bey de hoşlanmıyordur zaten bence yani. Ya öyle özellikle cımbızladığı bir şey değil. yani bunu yüksek sesle hiç konuşmayız bile. Cümlesini bile kurmayız. Ama ben mesela böyle haberler yapıldığı zaman hemen yazıyorum. Yazıyorsun evet. Hemen. Hiç ihmal etmem. Evet. Yani bunu biraz da aslında şunun için de yazıyorum. ben hiçbir zaman magazini düşünerek yaşayan bir insan olmadım. Gülenay da tabii öyle. Ben de evet. Öyleyim. Yani bütün meselem hayatta kapladığım alana değer katmak. Marifetim oranında. Yakınlarda oldu mesela. İşte Perşembe günleri TBT günü ya, babamla Harmandalı oynarken düğünümde bir kare, nasıl sevdiğim bir kare, onu paylaştım. Ertesi gün haberler magazinde, yani sanki yani konu yokmuş gibi benim babamla Harmandalı oynayışım ve Ercan'la evli oluşum. Tamam, bunlar çok kıymetli şeyler ama evet de yani konu mu bitti magazinde? Dolayısıyla... bir erkeğin üzerinden tanımlanmak. Eş durumundan torpilli olmak güzel bir evet, şey değil. Işte. Evet, güzel, çok güzel. Üstelik Ercan benden torpilli, bunu da söyleyeyim. Evet, evet. Aynen öyle aslında. Aynen Ercan öyle. Senden torpilli. Evet. Evet. Tarık benden Ercan önce tıp doktoru oldu. Yani ikimizin tiyatrodaki emeği tabii çok fazla. O da hep şey derdi, o kadar oyun oynadım ben derdi, Kurtlar Vadisi'yle beni tanıyor herkes. Ya. Ben de derdim ki ama tiyatro seyircisi yani bütün Türkiye'ye dağılmıyor ki ama televizyonu açtığı anda düğmeyi bütün Türkiye tanıyabiliyor. O yüzden olabilir. Ama en azından bir oyuncunun tanınması anlamında kıymetli. Ama hiçbirimiz eş durumundan, çünkü ben de aynı anda çıkmış oyuncuyum ama tabii o daha işte dizisi tutan ya da diyelim ki isim yapmış insan, sen biraz gerideysen ve tutmadıysa, dediği çok doğru, eş durumundan torpilli olmaktan hiçbirimiz hoşlanmıyoruz. Çünkü hepimizin emeği var. Onlar da hoşlanmıyorlar.
Yani kadını bir erkeğin üzerinden tanımlamamak lazım. Tanımlama hiçbir alanda aslında. Öyle mi? Kesinlikle. Sadece sanat alanında kesinlikle değil. Değil mi? Kesinlikle. Her alanda başarılı olan kadınlarımız çok var. Sadece sanat değil. Evet Ada, şimdi senden başlamak istiyorum. Sonra Dura'ya geçeceğim. Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor mu? Şöyle oldum sonra düşündüm. Hadi bakalım. Bu tabii göreceli bence. Erkekleri de kadınları da genellememek lazım bazı durumlar dışında diye düşünüyorum bu tarz şeylerde. Fakat öyle bir şey bence var, evet. Yok demek de istemem, var. Ama bu bir kıskançlık ya da bir... Ya nasıl tanımlayayım aslında bilemiyorum. Yine elini tutma sadece. Bir enerji mi acaba? Yani öyle bir şey evet var, maalesef var. Özellikle Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Türk erkeği dediğimiz şey maalesef, yine genellemem gerekirse şayet, anneleri tarafından, babaları tarafından, aslan oğlum, sen yaparsın canım oğlum işte falan şeklinde yetiştirme durumu var erkekleri. Ve o şekilde yetiştirilen erkeklerde güçlü kadın fobisi var bence. ama tabii bunun bence level'ları var diye düşünüyorum. Herkeste olan bir şey diye yine genelleyemem ama benim hayatta yaşadığım her türlü ilişkimde ben bunu gözlemledim. Onun için en genç olduğun senden başlayalım. Evet, ondan. Ne diyeceğimi bir bilemedim baştan. Ondan sonra Nazan'a geç, sonra en büyükleri. Peki, hadi tamam. Nazan Hanım'ın bir de oğlu var. Öyle aslan oğlum diye yetiştirmiyordur eminim. Hayır. Özellikle çok dikkat ediyorum. Çünkü maalesef eril bir toplum. Maalesef kadınlar, yani bunu söylemekte biraz acı çekerek söyleyeceğim ama... İkinci planda. Evet. Hani bunun örnekleri çok. Kadına şiddet, kadına tecavüz, kadın ölümleri. Yani buralardan aslında şunu okuyabiliriz. Kadınlar çok güçlü varlıklar. Çok mücadeleci varlıklar. Bence erkeklerden daha güçlüler ve daha mücadeleci varlıklar. Kadının o gücünü aslında sadece erkekler değil, toplum da istemiyor. Çünkü az önce söyledim ya, bizim gibi coğrafyalarda kadının normu çok aşikar. Yani kadın evde oturur, çocuk doğurur, kadın sadece annedir, evet evin işlerini yapar. Kadın komşuya gezmeye gidebilir, kadın hayal kuramaz, kadın kendisi için süslenemez, kadın yaratıcı olamaz gibi. Bunu o kadar çoğaltabiliriz ki yani. Çünkü bunun sıkıntılarını yaşayan kadınlardan, hepimiz kendi hayatlarımızdan da biliyoruz bence. Bence bu toplum istemiyor kadının güçlü olmasını. Toplumu da yönetenler erkekler olduğu için potansiyel tehlike gibi bakılıyor güçlü kadınlara. Ama bence kadınlar daha da güçlenecekler. Ve... Dünyayı kadınlar kurtaracak diye düşünüyorum. Evet. Dünyayı kurtaran adam, o da filmi kadınlar de öyle çekilmiş. Dünyayı kurtaran kadın. Evet. Kadınlar da savaşı yitirmedi yani, değil mi? Hayır, hiçbir zaman öyle bir oyun vardır ya, kadınlar savaşı yitirdi diye. Tabii eskiden aslında anaerkil bir toplumduk. Analar ve kadınlar çok çok önemliydi. Bu giderek yok olan bir şey ama İşte her erkeği de bir ananın, bir kadının doğurduğunu düşünürsek gerçekten, işte başka söz söylemeye söz yok. Kuvvetliyiz hepimiz. Bence erkekler de kuvvetli kadını seviyor. Bence seviyor. Sadece şey yapmak mı istemiyor? Yani belki arkalarına saklanıyorlar. Ya öyle değil, biz güçlüyüz falan filan diye ama biz gerçekten çok güçlüyüz. Yani analarından başlayarak ve annelere o kadar büyük görevler düşüyor ki çocukları yetiştirmek için, erkek çocuklarını. O zaman ne bu cinayetler bu kadar çok olur? Ama ben yine de bunu eğitimle ve kültürle de bağlaştırmak istiyorum. Çünkü kültür olmadığı, eğitim olmadığı zaman da o kadın o çocuğunu nasıl yetiştireceğini bilemiyor. Ve çocuk da anneyi örnek alıyor, babayı örnek alıyor. Her yerde kadına değer verilmiyor ki. Evet. Yani Anadolu'ya bakarsak, kaldı ki bizim toplumlarımızda da çok eziyet çeken var.
O yüzden kadınların erkekleri yetiştirmeleri çok önemli. Aynı şey aslında Gülenay. Çocuk yaşında. Buna çok katılıyorum. Ben de, senin de bir oğlun var, evet, değil mi? Aynı şeyi, evet, sen de yaşıyorsun. Aynen. Ama şu da çok önemli. Yani kız çocuklarını yetiştirme tarzı da önemli. Erkek tabii, çocuklarını tabii, yetiştirme tabii, kadar tabii, önemli. Doğru söylüyorsun. Çünkü tabii, o annenin kızı bakış açısı olarak kendini seven, bravo, kendine güvenen, evet, kendini var etmek isteyen bir kadın kimliğiyle büyürse o kız çocukları, evet, o zaman daha az zahmet çekerler, daha ve daha az yani zahmet olurlar. Yani meç edeceksin. Daha erkeği, güçlü çocuklar kadınlar olurlar. Aslında çocukları iyi eğiteceksin. İşte tabii, eğitim tabii. Kız erkek kültür, fark etmez, doğru. Fark etmiyor. İnsan çok, yani. Çok ben insan olarak bakıyorum. Evet. Hayatımda da hiç kadın erkek diye ayırmadım ben. Hani biz güçlüyüz, o değil. İnsanız. Ve hepimiz birbirimize saygı ve sevgi duymalıyız, evet, ama. Yani şu ana kadar hep dediğim şey şu. Şu hayatta başıma gelen en zor, en büyük sorumluluk çocuğumu yetiştirmek. Tabii. Daha daha büyük bir yok. Sorumluluk almadım bu hayatta. Daha